Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte Poco X6 Pro ile olan bütün deneyimleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi Poco X6 Pro'ya baktığımız zaman öncelikle fiyat kısmına bakacağız. Neler yaşattı? Alınır mı? Bu gibi bütün soruların cevabını sizlere vermeye çalışacağım. Şimdi telefondan ayrıntılı bir şekilde bahsetmek gerekirse dış tasarım olarak ön tarafta delikli bir kamerası var. Yan çarçılar ve çene kısmının ince bir şekilde geldiğini söyleyebilirim. Ön taraftan baktığım sürece boyunca hiçbir şekilde gözüme fazla çarpmadı. Bunun dışında Şimdi arka tasarımına geldiğimiz zaman Arka tasarımında kamera çıkıntısı biraz iyi duruyor Fakat premium havayı yaratamıyor Art olarak da Poco logosu kesinlikle bizi rahatsız etmiyor Yani büyük bir Poco logosu bulunmuyor Arka tarafımız cam görümü plastik Yan taraflarda metalik görümü plastik olarak geliyor Yan taraflar ayrıca dik bir yapıyı bulundururken Elimizi fazla kesmiyor Elimizi tutarken de kesinlikle güzel bir hissiyatı yaratabildi Bunun dışında 186 gramlık bir ağırlığı varken 8.35 milimlik kalınlığı ise bir tık fazla olduğunu söyleyebilirim Kılıf taktığım zaman telefonun kalınlığı biraz arttığı için elimi de biraz rahatsız etti. Bunun dışında telefon oyuncak hissiyatını yaratıyor mu? Evet biraz oyuncak hissiyatını yaratıyor. Art olarak da gece oynarken elimi fazla yorduğunu söyleyemem. Çok ağır olmadığı için elimi ağrıtmıyor. Dış tasarım kısmında çok şık ve premium bir tasarımı bulunmuyor. Ortalama düzey dikkat çeken bir tasarımla birlikte karşımıza çıkıyor. Bunun yanında ekran kısmına geldiğimiz zaman ekran kısmında gerçekten bu telefon mükemmel. Yani olması gereken bütün özellikler bünyesinde bulunuyor. Gözümü kesinlikle yormuyor. Akıcı ve kaliteli bir ekranı da bunurken son olarak da en güneşli havalarda bile ekran rahat bir şekilde bu telefonda görebildim. Şimdi öncelikle ekranımız 6.67 inçlik AMOLED 120 Hz destekliyor. 120 Hz'in yanında 2160 Hz ekran tepkisi bulunuyor. Bununla birlikte ekran akıcılığını kesinlikle yakalayabiliyor. HDR10+, Dolby Vision ve DCI-P3 renk uzaylarının tamamını kapsaması gibi özelliklerle birlikte kalite olarak da kesinlikle bizi üzmüyor. 1920x1080 dinamik özelliği de birlikte gözlerimizi yormazken bize yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Gornik Gorilla Glass 5 cam ile birlikte korunuyor. Ekranımızdan jiletini çıkardığımız zaman maalesef ki çizilebiliyor. Bunun yanında kılcal çizikleri ekran kısmında bir tık gördüm. Yani çok fazla cebimde dolaştırmadım ama diğer telefonlarla aynı yere koyduğum için sürtüne sürtüne biraz da olsa kılcal çizikler ekran kısmında görünüyor. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman 5 mAh bataryası var. Şimdi bir günü rahat bir şekilde bu telefon ekranı çıkartabildi. Kesinlikle bir sorun yaratmadı. Ortalama kullanımda yani sadece Instagram ve basit oyunlarla birlikte gün içerisinde sabahleyin başlayan seri önümüz akşama kadar gidebiliyor. Bunun dışında gece tekrardan telefonu şarj etmeniz gerekiyor. Şarj etme konusunda da gerçekten güzel bir watt değeri var. Hızlı şarj adaptörü de zaten kutusunun içerisinden çıkıyor. 67 watt'lık güç adaptörü ile birlikte bu telefonu 45 dakika içerisinde 0'dan 100'e şarj edebiliyorsunuz. %50 dolumu ise 20 dakika içerisinde sağlayabildiği gibi akşam bir yere çıkacaksınız ve şarjınız azsa %50 dolumla birlikte bile akşamı rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Batarya kısmı kesinlikle bir sorun yaşatmıyor. Hem hızlı şarj olarak olsun, hem de batarya kısmı olsun bu telefon için kafi olduğunu söyleyebilirim. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman kamera kısmında biraz geride kalıyor maalesef ki. Şimdi Redmi Note 13 Pro serisine baktığın zaman 200 megapiksellik kameralar var ve bu kameralar Poco X6 Pro'nun kamerasından biraz daha iyi bir performans veriyor. Tabii ki de yüksek bir kaliteyi bulamıyorsunuz özellikle geceler kısmında ama dediğim gibi bu kamera sensöründen biraz daha iyi performans verdiğini söyleyebilirim. Ana kameramıza baktığımız zaman öncelikle 0.5 inçlik 64 megapiksel derinde ve f1.7 diyafram açıklığına sahip olarak karşımıza çıkıyor. Omnivision'ın OV64B kamera sensörü var. Şunu söyleyeyim çok başarılı bir kamera sensörü değil. Gündüzleri evet fotoğraflar ve videolar kısmında güzel performans verebiliyor. Lakin geceye geldiğimiz zaman maalesef ki hem fotoğraflarda hem de videolarda grenlenme ve kumlanma karşımıza çıkıyor. Bunun dışında 64 megapiksel modu birlikte çektiğiniz fotoğraflarda 200 megapiksel gibi çok fazla ayrıntıyı göremezken o üst desteği de ana kameramızda bulunuyor. Bunun sayesinde titreşimsiz videoları 4K'da 30 ya da 1080 p 60 fps şeklinde çekebilirken orta düzey koşmaya başladığınız zaman maalesef ki titreşimleri tamamıyla engelleyemiyor. İkinci kamera kısmına geldiğimiz zaman yani gündüzleri çektiğim geniş açılı fotoğraflarda evet biraz işinizi görüyor fakat 0.25 inçlik bu kamera sensörünün gece performansı maalesef ki çok kötü olduğunu söyleyebilirim. Özellikle az ışıklı ortamlarda çok fazla grenlenme ve kumlanmayı hem fotoğraflarda hem de videolarda yapabiliyor. 1080p 30 fps videoları da geniş açı kamerasından çekebiliyorsunuz. Üçüncü kamerası ise yakın çekim kamerası. Bununla birlikte çektiğiniz fotoğraflar gündüzler kısmında güzel diyebilirim ama geniş açı kamerasında olduğu gibi geceye geldiğimiz zaman maalesef ki performansı düşüyor ve kumlanma gibi sorunlar maalesef ki bu kamera sensöründe belası oluyor. Ön kamera kısmına da geldiğimiz zaman burada 16 megapiksel derinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip 1080p'de 60 fps videolar çekebilmemize imkan sağlayan gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar ve videolar iPhone kalitesinde olmasa da yine işinizi idare eden bir kamera sensörü olduğunu söyleyebilecekken Ace desteği ile birlikte çektiğiniz videolarda titreşimleri engelleyebiliyor ve bunun sayesinde videolar biraz daha stabil bir şekilde karşımıza çıkıyor. Geceye geldiğimiz zaman ise geceleri maalesef ki fotoğraflarda biraz idare ediyor yani kumlanma ve bir kalite kaybı bunu görebiliyorsunuz videolar kısmında ise maalesef ki beni tatmin etmedi sizi de tatmin edeceğini fazla düşünmüyorum genel olarak kamera kısmına değinmek gerekirse kamera kısmında çok yüksek performans beklemeyeceksiniz ve gün üzeri fotoğraflar videolar çekeceksiniz evet bu telefon alınabilir lakin geceleri gerçekten güzel bir performans vermesini istiyorsanız bu telefon yerine Xiaomi 13T ya da Samsung Galaxy S23 Fan Edition gibi telefonları tercih edebilirsiniz fiyatları aynı değil ama bir 2 üç bin lira fazladan verip bu telefonları almanız daha mantıklı olacaktır. Peki biz bu telefonu neden alalım? Yani kamera kısmı güzel değil. Neden bu telefonu alalım diyorsanız işlemci kısmı. Şimdi işlemci kısmına baktığımız zaman burada gerçekten süper bir işlemci var. Mediatek'in Dimensity 8300 Ultra işlemcisi var. Bu işlemcimiz 3.35 GHz'lere kadar çıkabiliyor ve içerisinde bu frekansı yakalayan toplamda 4 tane çekirdek var. Ayrıca 4 nanometrelik üretim teknolojisi ile birlikte ileriye yönelik bir telefon olduğunu söyleyebilecekken Antutu V10 kısmına baktığımız zaman 1.450.000 bin puanlar alabiliyor. Bunun da anlamı bütün oyunlarda en yüksek ayarlarda en yüksek grafiklerde oynayabileceksiniz. Ve PUBG özel olarak da 90 FPS'i bu telefonun işlemcisiyle birlikte destekleyebiliyor. Günlük kullanımlarda zaten hiçbir sorun yaratmıyor dediğim gibi. Zorlayıcı işlemlerin altından rahat bir şekilde kalkabilecek. Yani eğer ki render ya da CapCut gibi uygulamalarda zorlayıcı işlemler yapacaksınız. Rahat bir şekilde halledebiliyor. Artı olarak da UFS 4.0 depolama biçimi var. Gerçekten hızlı bir depolama biçimi. Yazma ve okuma hızları çok yüksek olduğu için uygulamaların açılışından tutun telefonun dosya transferine kadar etkileyebiliyor. Ayrıca LPDDR 5X RAM tipiyle de birlikte telefon donanım kısmında kesinlikle bir sorun yaşatmadı bana. Yani hem akıcı bir arayüzü bizlere sunabiliyor hem de hızlı bir işlemci bulunduğu için bunları bize tamamıyla yansıtabiliyor. Diğer bir değinmemiz gereken nokta ise HyperOS arayüzü ile birlikte geliyor. HyperOS'in bütün yeniliklerinden faydalanabiliyorsunuz. Hem de akıcı bir arayüzü bizlere kesinlikle sunabilmişler. Depolama olarak da 8 GB RAM'li versiyonunu 256 GB depolama alanı ile birlikte alabilirken 12 GB RAM'li versiyonunu 512 ve GB'lık depolama alanı ile birlikte alabiliyorsunuz. Hafıza kartı da maalesef ki bulunmuyor. 256 GB'lık depolama alanına sahip modeli kesinlikle işinizi görecektir. Bunun yanında işlemcimiz ısınıyor. Elimizi rahatsız ediyor mu? Çok yüksek şekilde etmiyor ama çok oyun oynadığınız zaman da elimizi biraz rahatsız edip oyuna odaklanmamamıza neden oluyor. Bu yüzden dolayı da zaten içine Vampire Champer soğutma sistemi koymuşlar. Başarılı bir şekilde çalışıyor. İşlemci gerçekten güçlü bir işlemci. Ortalama olarak zorladığınız zaman 43-44 dereceye kadar işlemcimizin sıcaklığı çıkabiliyor. 5G desteği var. Telefonu hatta taktığınız zaman kesinlikle bir sorun yaratmadı. Bu operatörlere göre değişir. Yani Türk Telekom kullandığım için farklı yerlerde çekme gibi bir sorunlar oluyor. Ama diğer telefonlarımda da bu zaten bulunuyordu. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak geliyor. Eğer ki wi finiz Wi-Fi 6'yı destekliyorsa hızlı bir şekilde internette takılabilirken NFC ve kızıltı sensörde içerisinde güzel bir şekilde çalıştığını belirtebilirim. Suya ve toza karşı dayanıklılık kısımda IPX4 ile birlikte suya karşı bir koruması var. Ama IPX8 gibi bir sertifika olmadığı için siz yine bu telefonu sudan ve tozdan kesinlikle korumaya çalışın. Yani çok yüksek bir sertifika bulunmuyor. Bunun dışında şırt hoparlörü var. Kalite kısmında gerçekten mükemmel hem haris ses sertifikası hem de Dolby Atmos desteği ile birlikte bu çift hoparlörün kalitesinin mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Ses yüksekliği kesinlikle yeterli. Basslar ve tizer ise kaliteli bir şekilde kulaklarımıza gelebiliyor. Art olarak da 3.5 mm'lik şarj girişi bulunmuyor. USB Type-C üzerinden kablolu kulaklığımızı takabiliyoruz. Şimdi en güzel özelliklerinden bir tanesine gelmek gerekirse parmak izi ekranın altında isterseniz buradan parmak izini açtırırsınız isterseniz de yüz tanım ile ekran kilidi açma özelliği var bunu da kullanabilirken parmak izinde de kalp atışı ölçme özelliği var eğer ki kendinizi kötü hissettiniz ve kalbinizi ölçtürmek istiyorsanız direkt parmak izinden ölçtürebilirken artı olarak da kutu kısmına geldiğimiz zaman 67 wattlık güç adaptörü USB Type-C ara kablosu arka kapak kılıfı ve ekranı jiletin uygulanmış şekilde telefon kutusundan sıfır olarak çıkarken 3 yıl normal güncelleme desteği ve 12 GB sanal RAM desteği de de telefonumuzun içinde bulunuyor Şimdi genel olarak telefona baktığımız zaman 3 yıl güncelleme desteğinin olması kesinlikle güzel 3 yıl boyunca bütün güncellemeleri alacak Ve güncel olarak telefonu kullanabileceğiz 12 GB RAM sınav RAM desteği de Yani çok fazla fayda ettiğini söyleyemem genel olarak sanal RAM uydurma gibime geliyor. O yüzden dolayı 12 GB RAM sanal RAM desteğine fazla bakmayın. Telefonun en güzel kısımları ekran, batarya ve işlemci kısmı. Kamera kısmını maalesef ki geride tutmuşlar. Benim için ne kadar işlemci önemli olsa da kamera kısmı da bir o kadar önemli. Çünkü anılarım sadece oyunlardan ya da performanstan ibaret değil. Çektiğim fotoğraflar ve videoların da güzel olmasını isterim. Alabilirsiniz dediğim gibi bu fiyata bu performansı veren kesinlikle yok. Ama kamerası biraz daha iyi olsaydı kesinlikle tercih edilebilirdi. Eğer ki kamerası sorun olmayacaksa tabii ki de alabilirsiniz. Ama kamerası sorun olacaksa yani tabii ki de çok kötü performans vermiyor ama sorun olacaksa almanızı fazla tavsiye etmem. Videoda kısaca bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.